Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla Finans Merkezi bir 15 dakika erken sonlanacak. Ancak programımız çerçevesinde hem Merkez Bankası'nın faiz kararını hem bundan sonraki sürece ilişkin beklentileri tartışacağız. Ayrıca tarım editörümüz İrfan Donat da bizlerle birlikte olacak. Onunla da özellikle mevsim normallerinin üzerinde giden ısının yaratmış olduğu hububat tarafındaki problemleri değerlendireceğiz. Önce bugün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklarken beklentiler doğrultusunda politika faizini 250 baz puan artışla %45 seviyesine yükseltti. Para Politikası Kurulu karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Merkez Bankası'nın net rezervi 19 Ocak haftasında 5.8 milyar dolar geriledi. Böylece kur korumalı mevduatın açıklandığı Aralık 2021'den bu yana en sert düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ise 19 Ocak haftasında 139.8 milyar dolardan 138.1 milyar dolara geriledi. Kur korumalı TR mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 26.3 milyar lira düşüşle 2,5 trilyon lira olurken yabancılar geçen hafta net 146 milyon dolar hisse 40 milyon dolarda tahvil alımı gerçekleştirdi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 1.8 puan artarak 100.9 seviyesinde gerçekleşirken mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0.5 puan azalışla 102.9 seviyesine indi. Ocak ayında kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0.9 puan azalarak %76.4 oldu. KPMG'nin birleşme ve satın alma trendleri 2023 raporuna göre 2023'te Türkiye'de açıklanan satın alma ve birleşme işlem hacmi 2.8 milyar dolar oldu. Böylece 2023'te açıklanan işlemler bakımından son 10 yılın en düşük hacmi kaydedildi. Haber başlıklarını aktardık. Kısa bir süre sonra yarım saat içerisinde Amerika'dan büyüme rakamları gelecek. Haftanın önemli verisi diyebiliriz büyüme rakamlarına. Yıllık beklenti 2, çeyreklik bazda ise 2.2'lik bir büyümeye ulaşılacağı yönünde. Gidiyoruz araştırma masasına. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, beklentileri kısaca aktardık ama neler var piyasanın göz atacağı detaylarda? Son hafta ABD'de ekonomistler için aslında oldukça yoğun geçti. Yoğun geçmesinin sebebi hem PMI verisinin beklenenden iyi gelmesi hem de perakende satışlar verisinin beklenenden iyi gelmesiydi. Bu şartlar altında ABD ekonomisi gerçekten soğuyacak mı? Resesyon beklentisi vardı. Resesyon beklentisi mi yoksa güçlenen ve ekonomik aktivitesi devam eden bir ABD ekonomisiyle mi karşı karşıya kalacağız? Ana tema bu oldu. Beklenti yıllık bazda %2, çeyreksel bazda %2,2 olarak artış göstermesi önünde. Atlanta Fed'in beklentisi ise 2,4, Bloomberg Economics'in beklentisi ise 2,3 bir büyüme kaydetmesi önünde çeyreksel bazda. Bu şartlar altına baktığımızda biz aslında bir önceki çeyrekte 2023 3. çeyreğinde rekor bir yükseliş görmüştük. 4'ün üzerine bir büyüme rakamı gelmişti. 4,9'luk. Şimdi bu ılımlı büyümeyle beraber aslında ABD ekonomisinin soğumayacağı ve ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceği, resesyon korkularını ise aslında piyasadan uzaklaştıracağı beklentisi hakim. Piyasa bu veriyi nasıl bekliyor? Piyasa aslında bu ılımlı verinin etkisiyle beraber dünkü Tesla'nın yaratmış olduğu hayal kırıklığını sildi ve Nasdaq endeksinde 0,200'e 0,20'lik bir yukarı yönlü hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Eğer büyüme artarken enflasyon oranının düştüğünü görürsek bu piyasalar için iyi olacak ama eğer büyüme artarken biz enflasyon oranında da 3,4'ün üzerinde yeniden 3,5'un üzerinde bir seyir görürsek ve yarın takip ettiğimiz çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi üzerinde bir yukarı yönlü hareketlilik gösterirsek bu Fed'in yeniden aslında parasal sıkılaştırma konusunda, faiz artışı konusunda uzun süre faizleri sabit bırakacağı yönündeki korkuyu tetikleyecektir diyebiliriz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Amerika verilerine dair beklentileri Sevcan'dan aldık. Şimdi gidelim Londra'ya. Ceren Dilekçi-Köseoğlu bizleri bekliyor. Ona da Avrupa Merkez Bankası'na dair beklentileri soracağız. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, özellikle Avrupa'da piyasanın beklentisiyle ECB'nin attığı adımlar ya da atacağı adımlara dönük mesajları arasında bir miktar boşluk var. Avrupa Merkez Bankası biraz daha Haziran diyordu. Piyasa daha erken bekliyor faiz indirimini, ama neyi takip edeceğiz ağırlıklı olarak? Açıl, evet, birazdan Türkiye saatiyle 16.15'te Avrupa Merkez Bankası kararı gelecek. Orada beklendiği gibi herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Mevduat faizlerini %4 ile sabit bırakması bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'nın. 16.45'te ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında olacak gözler. Tabii senin de söylediğin gibi aslında piyasa beklentileriyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve üyelerin söylemleri ayrışıyor. Piyasada bu noktada ikiye bölünmüş durumda. Şu anda piyasadaki beklentilere baktığımız zaman piyasanın beklentisi ilk faiz indiriminin Nisan ayında gelmesi yönünde. Yani Nisan ayında olası bir faiz indirimine piyasa %60 ihtimal veriyor. Ekonomistlerin beklentilerine bakacak olursak bazı ekonomistler ilk faiz indiriminin piyasa gibi Nisan'da gelmesini bekliyorlar ve bu sene için 125 bas puanlık bir faiz indirim beklentileri var. Fakat bazı ekonomistlerin ise beklentileri çok daha sınırlı. Hatta son haftalarda yaşanan gelişmeler kaynaklı olarak bu sene için hiç faiz indirimi beklemeyen kurumlar dahi var. Mesela bu kurumlardan biri Societe General salı günü bir not paylaştı. Son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Hem ücret gelişmeleri, hem hizmetler sektörü üzerindeki enflasyonist baskıların artması, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelere atıfta bulundu ve ilk faiz indirimini Eylül ayında beklediklerini, fakat hiç faiz indirimine gidilmemesi olasılığının dahi arttığına dikkat çekti kuruluş. Bu önemliydi. Diğer kurumların beklentilerine baktığımız zaman UBS Nisan ayında faiz indirimini bekliyor. BNP Paribas'da Nisan ayında faiz indirimi öngören kurumlar arasında. Özellikle son dönemde enflasyonun daha dengeli seyretmesi, enflasyonun düşmesi, yani her ne kadar biz Aralık ayında baz etkisi kaynaklı enflasyonlu bir yükseliş yaşandığını görmüş olsak da yine de manşet enflasyon beklentilerin altında kalmıştı. %2.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyona düşüş devam etmişti. Berenberg ekonomistleri ise ilk faiz indiriminin Haziran ayında gelmesini bekliyorlar Nisan ayına kıyasla. Çünkü onların endişesi ise ücret gelişmeleri, yani ücret kaynaklı artışın devam etmesi ve bu sene boyunca ücretin yeni hizmet sektöründe özellikle enflasyonist baskıya devam etmesinin olası olduğuna dikkat çekiyorlar. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde son olarak geçtiğimiz hafta Davos'ta Bloomberg'ün sorularını yanıtlamıştı ve yaz ayları için faiz indirimine gidilmesine açık kapı bırakmıştı açıklamalarında. Diğer tarafta tabii üyeler de arka arkaya yaptıkları açıklamalarla beraber şu anda piyasada beklentileri çok iyimser olarak nitelendiriyorlar. İlk çeyrekte büyüme projeksiyonları, özellikle Mart ayı toplantısı bu bağlamda önemli olacak. Yani Ocak ayı toplantısına kıyasla Mart ayı toplantısı çok daha önemli olacak. Çünkü Avrupa Merkez Bankası yeni tahminlerini açıklayacak. Ardından Nisan'da İlk çeyrek ücret verileri de net bir şekilde gözlenmiş olacak. Bu nedenle Haziran ayında faiz indirimine gitmesinin daha muhtemel olduğuna dikkat çekiyor ekonomistler. Bugün özellikle piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi Avrupa borsalarında aşağı yönlü bir seyir var. Endeksler dün güçlü yükseliş kaydetmişti teknoloji endeksi öncülüğünde. Bugün ise %1'e varan oranda bir değer kaybı yaşanıyor Avrupa borsalarında. Biraz daha sınırlı kayıplar öğle saatlerine kıyasla. Euro-Dolar paritesi baktığımız zaman 1.09 sınırının altında 1.08.50'ler seviyesinde işlem görüyor. Bugün aynı zamanda veriler tarafında Almanya'dan iş dünyası verisini aldık. İş dünyası beklentileri verisini aldık. İFO endeksi. Orada kötüleşme devam ediyor. Bir toparlanma beklentisi vardı piyasanın. Fakat beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Dün de ekonomik güven endeksini almıştık Euro bölgesinden. Orada da sürpriz bir kötüleşme yaşanmıştı Ocak ayı verisinde. Almanya'da İFO beklenti endeksi 83,5 seviyesine geriledi. Bu da aslında Almanya için ilk çeyrekte de daralma beklentilerinin daha olası olduğunu gösteriyor. İFO başkanından gelen açıklamalar bu yönde. Tabii son çeyrekte Almanya ekonomisi daraldı, fakat resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Çünkü bir önceki çeyreklik veri yukarı yönlü revize edilmişti. Fakat ilk çeyrek için hem dün gelen kötü PMI verileri hem de bugün gelen Almanya'dan İFO endeksi ilk çeyrekte daralma ihtimalinin ekonomide yeniden arttığını gözler önüne seriyor diyebiliriz Açıl Sezen. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikteyiz. İrfan, hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Şimdi özellikle hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde gitmesinin yarattığı çeşitli problemler var. Hani bir rekolte üzerindeki etkilerden seninle daha önce konuşmuştuk Doğru. ama daha önemlisi şimdi zararlı popülasyonunun da arttığını anlıyoruz tarlalarda. Çok doğru. İklim değişikliğinin etkilerini biz hep genel itibariyle senin dediğin gibi işte verim ya da üretimde düşüş. Bu arada Avrupa Merkez Bankası da faizi sabit bıraktığını açıkladı. Bu beklentiler çerçevesinde onu da aktarmış olalım, %4'te. Devam edebiliriz. Hep iklim değişikliğinin doğa afetleri üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Yarattığı hasarlar işte kuraklıktır, dondur, doludur. Tabii bununla beraber yan hasarları da var. Zararlı ve hastalık popülasyondaki artış. Şimdi hatırlarsan geçen sene tam fındık hasat döneminde Karadeniz'de özellikle fındık üreticileri kahverengi kokarca zararlısının popülasyondaki artışla gündeme gelmişti. Verimi düşüreceği uyarısı vardı. İşte dönem dönem meyve bahçelerinde Akdeniz meyve sineği popülasyondaki artış hem verim kaliteyi düşürüyor hem maliyetleri mücadeleden dolayı artırıyor. Domuz istilası zaten biliyorsun tarımın kronik sorunlarından biri. Şimdi özellikle dediğin gibi kar yağışının olmaması, havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla gitmesi fare popülasyonunda ciddi bir artışa neden olmuş. Bunu biz değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni 2023 Aralık yeni sezonla ilgili fenolojik değerlendirme raporundan öğreniyoruz. Bölge bölgede özellikle dikkat çekmişler. Yani örnek olarak söylüyorum işte Sivas Eskişehir'de yine çok ciddi bir fare istilası var ama köstebek oranda da artış olduğu dile getiriliyor. Konya, Kırşehir, Nevşehir o bölgelerde yine fare istilalarının popülasyonun arttığı söyleniyor. Gaziantep tarafında öyle, Çorum civarı. Yani aslında baktığımızda Türkiye'nin birçok bölgesinde zaten özellikle buğday ve arpa tarlalarında delikler çıplak gözle görülecek şekilde var ve çoğalmış vaziyette. Şimdi ben de özellikle bu konuyla ilgili hocalarla görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir kere gözü rahatsız eden, çiftçileri tedirgin eden bir görüntü var. Verime etkisi ne olur? Bunu şu an için söylemek erken. Çünkü bununla ilgili herkes kendine göre bir mücadele yöntemi seçmiş. Tarım ilçe müdürlükleri zehirli buğday çiftçiye sağlıyor. O deliklere atılıyor ki onlar yesin işte popülasyon biraz daha yavaşlasın, azalsın diye. Kimi çiftçi kendine göre yöntemler bulmuş. Piknik tüpüyle deliklere gaz veriyor. Duman veren var. Efendim söyleyeyim, bazı yonca tarlalarına da dadandığı için yoncasını korumak isteyen çiftçiler tarlaların etrafına fareler için buğday ekilişi yapmış. Hani onları yesin, yoncaya zarar vermesin diye. Daha çevre dostu mücadeleler var. Tarlaların etrafında 3-4 metre yüksekliğinde direkler yapılmış. Yırtıcı kuşlar için işte atmacası, doğanı, şahini gelsin, konsun. Çünkü yüksekten görmesi lazım onları, avlasın diye. Buna benzer şeyler var. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Küresel iklim değişikliğiyle beraber aslında insanoğlu doğanın dengesini bozduğu için. Yani fare mücadelesinde aslında doğal yöntem işte yılandır, leylektir, buna benzer yırtıcı hayvanlar, kuşlar, bunların popülasyonu azaldığı için, havalar da ılıman gittiği için burada ciddi bir artış var. Toprak Mahsulleri Ofisi uyarıyor. Diyor ki mücadelenin yapılması lazım. Yapılmadığı takdirde önümüzdeki dönemde bunun kaybı çok daha yüksek olabilir. Bunun altı çiziliyor. Bu buğdayda yaşanabilir, arpada yaşanabilir, işte diğer kabayem ürünlerinde olabilir. Artı hayvanların nerelerde görülme ihtimali var dersek 2500 metreye kadar yaşayabiliyor bu hayvanlar. Aç kaldıkları yerlerde ağaçlara dadanıyorlar, ağaçları kemiriyorlar. Yani özellikle Akşehir'den, Afyonkarahisar'dan elma ağaçlarının kemirildiğini gördük. Elmanın kendisi ortada yok zaten ama ağaçları kemirmişler. Elmayı kemirmiş, sonra? Ağacın gövdesini de kemirmiş. Briketleri de kırmış yani. İşte dolayısıyla böyle bir risk var ve bu da dediğim gibi hem tarla bitkilerinde hem bahçe bitkilerinde çiftçinin ciddi bir mağduriyeti anlamına geliyor. Zaten kronik sorunlarla boğuşuyor. Maliyetlerdir, fiyatlardır, odur budur. Bir de şimdi zararlıyla mücadele noktasında hakikaten riskli bir süreç. Peki bunlarla mücadelenin ve bu mücadele yönteminde kullanılan unsurların ürün sağlığı açısından bir tehdidi, bir zorluğu olacak mı? Yani şöyle kullanılan işte yöntemler tabii değişiyor ama o değişik yöntemlerin içinde çünkü hani zehirli buğdaylar ama bunlar deliklere atıldığı için deliklere özellikle konuluyor. Özellikle farelerin tüketeceği yani biçim sırasında o ürünler hiç buluşmayacak. onun şeyi var yani, orada rahat olabilir. Tüketicilerin dediğin gibi kafasına böyle bir soru işareti belirleyebilir. Ama o zaten çok az miktarda ve farelerin deliklerine konulacağı için o risk yok, insanoğlu için söylüyorum. Rekolte açısından etkisi henüz net değil diyorsun. Net değil ama ciddi boyutlara ulaşabilir. Bunu akademisyenler de söylüyor. Eğer yeterli mücadele yapılmazsa %50 kayıp, belki daha fazlası bile olabilir bazı bölgelerde farelerin yoğunluğuna göre. Şimdi eğer kar yağışı olursa önümüzdeki dönemde tabii ki daha kontrol altında olacak. Çünkü şu anda hayvanlar hava ılık gittiği için, kar olmadığı için rahatlıkla dolaşıyor ve aç var. Bahar döneminde de, ilkbahar döneminde de uyanış dönemi de önemli. Mücadelenin o yüzden şimdiden yapılması gerekiyor. Yarın bir gün ürünler artık yavaş yavaş gelişmeye başladığında tekrar o popülasyon sıkıntı yaratabilir. Buna benzer şeyler artık küresel iklim değişikliğiyle beraber bizim yeni normallerimiz arasına girdi. Yani biz don, dolu, kuraklık riskini nasıl konuşuyorsak zararlı popülasyondaki artışta bundan sonraki dönemde konuşacağız. İster istemez konuşacağız. Önemli olan zamanında önlem almak ve müdahale etmek. Aksi takdirde faturası çok daha ağır oluyor. İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında İsmet Gergerli ile birlikte karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İsmet Gergerli bizlerle birlikte bu bölümde. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Şimdi önce Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım isterseniz. Politika faizi hemen hemen herkesin beklediği gibi %45 seviyesine geldi. Merkez Bankası diyor ki bizim sıkılaşma ölçütü olarak gördüğümüz, baktığımız parametreler burayla uyumlu. Dolayısıyla burada duruyoruz. Eğer kalıcı ve uzun vadeli değişikliğe neden olabilecek bir sorunla karşılaşırsak seviyeyi gözden geçiririz. Ancak özellikle enflasyonda belirgin bir düşüş oluşana kadar enflasyon raporu vurgusu da var burada. 36 2024 sonu beklentisi Merkez Bankası'nın, 42 belirsizlik aralığının üst bandı. Dolayısıyla hani buralara gelene kadar enflasyon ben sıkı kalmaya devam edeceğim diye de bir vurgusu var. Evet. Dolayısıyla öncelikle karar metnini, ayrıca likidite sıkıştırma politikalarının likiditeyle oynama yaklaşımının da devam ettiğini net olarak görüyoruz. Hani eğer ki parasal aktarım mekanizmasının işlevselliğinde bir sorun varsa burada yeni enstrümanlarla da mukabele edeceğinin altını çiziyor. Nasıl gördünüz metni? Öncelikle piyasa beklentisinin karşılanması öngörülebilirlik ve şeffaflık açısından iyi bir sonuç. Zaten metinde de buna vurgu yapılmış. Öngörülebilirlik ve şeffaflığa vurgu yapılması güzel bir şey. Zaten piyasa beklentisi %45 bandına getirilip bir süre bunun izleneceği şeklindeydi. Buna yine vurgu var. Özellikle diğer enstrümanların kullanılacağına dair vurgunun yapılması da gerekliydi ve yerinde bir tespit. Çünkü son dönemde özellikle bankalardaki mevduat faiz oranlarının, Türk lirası mevduat faiz oranlarının aşağı yönlü seyri burada da bir şeyler yapılması gerektiğine vurgu yapıyordu. Ona ilişkin de bazı düzenlemelerin yapılmasıyla o duruşun desteklenmesi gerekiyor. Muhtemeldir ki Mayıs-Haziran'a kadar bu seviyelerde, orada yine bir parantez var, ihtiyaç olması halinde başka tedbirlerde alınabilir vurgusu yapılmış. Dolayısıyla piyasa beklentisinin karşılanarak diğer enstrümanlarında kullanılacağına vurgu yapılarak bir metnin oluşturulması çok uygun, yerinde bir yaklaşımdı. Zaten en önemli merkez bankalarının politika oluştururken, enflasyon hedeflemesine paralel politika oluştururken o beklenti yönetimini iyi yönetmesi gerekiyor. Nitekim hedef enflasyonla beklentiler arasında halen bir marj var. 36-42 bandında gidip gelen bir beklenti var. Bunun mümkün olduğunca aşağı yönlü gelmesini izlememiz gerekiyor. Merkez Bankası da önümüzdeki aylarda benzer bir yaklaşımla ek tedbirlere ihtiyaç duyarsa alabileceğini vurgulayarak metni bağlamış. Onun için piyasanın beklentisine uygun bir sonuç olduğu için, diğer tedbirlerin de alınacağını varsaydığımız için olumlu karşıladık biz de. Şimdi içinde birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, biz normalde mevduat faizine dönük işi çok görmeyiz para politikası metninde. Buradaki hassasiyeti görüyor ve kendilerinin de bu noktada ben politika faizini 45'e getirmişken hani mevduat faizinin daha aşağıda oluşmasından çok da memnun değilim mesajını da vermiş oluyor. Dolayısıyla aslında bu tarafı yakından izleyeceğini, gerekirse makro ihtiyati önlemler ve regülasyonlar çerçevesiyle buranın yukarı kayması için de bir takım düzenlemeler yapılabileceğini anlıyoruz. Ne olabilir biraz tartışalım isterseniz. Çünkü programın düğümlendiği yerlerden biri burası. Yani siz faizi şu anda politika faizini 45'e getirmiş olabilirsiniz. Bunun bileşiği 54'lere geliyor. Doğru. Dolayısıyla aslında nette baktığınızda hani beklenen enflasyonla karşılaştırdığınızda hani 17 puan civarında bir net reel faiz bileşik üzerinden bakarsanız vermiş oluyorsunuz. Evet. Ama buna mukabil insanlar bunu edinebiliyorlar mı? Hayır, mevduat faizi aşağı geliyor. Ortalama faizlerde bu yok. O net görünmüyor aşağı geliş. Ama bankaların tabela faizlerine veya önerdikleri faizlere bankadan eğer çok yüksek meblağ ile gitmiyorsanız sorduğunuzda 3 aşağı 5 yukarı 38 ile 42 arasında ancak faiz alabiliyorsunuz. Çok doğru. Şu anda bankacılık sektörünün kamu, özel, yabancı ayrımı olmaksızın söylüyorum. Güncel faizler 38-42 bandında. Kredi piyasasını da burada vurgulamak gerekiyor. Merkez Bankası'nın bugünkü metninde ona da vurgu var. Yani hem kredi hem mevduat tarafındaki gelişmeler de izlenecektir denildiği için o tarafa da bakmakta fayda var. Sadece mevduat piyasası değil, kredi piyasası da Türkiye için çok önemli bir alan. Onu da takip edilmesi gerekiyor. Nitekim kredi piyasasında da 45-55 bandında vadeye göre değişen spreadlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yönlendirici politika faizi finans sektöründe birebir örtüşmüyor gibi. Onun için diğer tedbirlerin de alınmasında fayda görülüyor. Peki bu noktada işte biraz önce kredilerden bahsettiniz. Mesela ticari kredi büyümesine baktığımızda 4 ayın en düşük seviyesine geldiğini gözlemliyoruz. Rakam olarak da işte 13 haftalık büyüme %14.4'e gelmiş. Bir ara %45'lerdeydi burası. Doğru. Dolayısıyla aslında politikanın buralarda sonuç verdiğini 3 aşağı 5 yukarı söyleyebiliriz. Son dönemde özellikle kredi kartları üstünden tüketici kredilerinde bir miktar artış vardı kredi büyümesi cephesinde. Oranın da başını hafif de olsa aşağı çevirdiğini, yine 13 haftalık arındırılmış büyümenin %20'ler civarına geldiğini gözlemliyoruz. Şimdi Türk bankacılık sektörü bilançosuna baktığınızda yaklaşık 23,5 trilyonluk bir büyüklük. Bunun 2,5 trilyonu öz kaynak, 4,5 trilyonu mevduat dışı kaynak, işte 15 trilyona yakın mevduat var. Ama öte tarafta krediler 12 trilyona yaklaştı en son güncel haliyle. Ama menkul kıymet tarafında bunu dengeleyici bir artış var. 4 trilyon biraz yaklaşık üzerine çıkmış menkul kıymet değerleri var. Evet, kredi kartları çok gündemde. Kredi kartları aşağı yukarı 1,2 trilyon mertebesine geldi. Bunun 500 milyarı yaklaşık 500 milyarı taksitli kredi kartı, 700 milyarı normal işlemler. Geçen yıla göre yaklaşık %200 bir artış. Bankacılık sektörünün toplam kredi artışı %54 iken kredi kartlarındaki artış dikkat çekici. Şimdi bilançonun bütününe baktığınızda son 10 yıllık bankacılık bilançolarını mukayese ettiğinizde kredilerin yaklaşık %50'si ticari kurumsal krediler, %25'i KOBİ, %25'i bireysel krediler. Çok ağırlıklı böyle dönüyor. Yani bir puan aşağı, bir puan yukarı kayabiliyor. En son güncelde KOBİ kredileri %27'ye gelmiş. Bireysel kredilerin toplamı kredi kartları dahil edildiğinde %23'te. Kendi içinde kaymalar oluyor. İhtiyaç kredileri azalıyor, kredi kartlarına kayıyor. İşte orada konjonktüre göre kendini uyarlıyor. Kendi politikaları, kendi getiri beklentilerine göre oraya yöneliyor. Müşteri profili de öyle. Yani şu anda kredi kartlarında faiz üst sınırının uygulanması ihtiyaç kredisi yerine buraya eğilimi arttırabiliyor. Bu geçişkenlikler normal. Onun için kredi kartlarıyla ilgili işte limitlerle ilgili, faiz oranıyla ilgili, taksit sayılarıyla ilgili politika yapıcıların belki de orada bir şeyler yapmasında ihtiyaç duyulabilir. Gündeme geldiği için ben de dile getiriyorum. Kredi kartı kullanım talepleri artıyor çünkü. Şimdi kredi kartını kullanmanın maliyeti hala düşük. Neden düşük? Zira işte politika faizi artmasına rağmen özellikle aktif faiz oranı üzerinden dönüp baktığımızda oradaki sınırlamanın burayı aslında daha cazip kılmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Ne dersiniz? Şimdi bir kısmı öyle. 3.11 en son hatırladığım kadarıyla kredi kartlarındaki faiz oranı sınırı. Bankalar 3.11'in altında bir faizle bunu yönetmek zorunda. Dolayısıyla diğer faiz oranlarına göre burası müşteri açısından daha kullanılabilir bir alan. Ancak kredi kartlarının önemli bir kısmı bir ödeme aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla ödeme aracı olarak kullanıldığı için kayıt dışı ihtimalini de azaltan bir faktörü var. Onun için kredi kartlarının yaygınlaşması ve kullanımının artması aslında reel ekonomi içinde desteklenmesi gereken bir alan. Biraz vergi ve hani BES ödemeleri de hariç bakmak lazım zannediyorum. Evet. Çünkü o da doğrudan etkiliyor. Yani bir de kredi kartında tabii düşük gelire sahip olan hane halkının kullanımı da çok bariz. Ama aynı zamanda lüks tüketime dönük alışveriş yapanların da hani oradaki limitlerinin çok arttığını anlıyoruz. Bir de zaten bir ücrete göre 4 kat sınırlaması vardı. Ücretler 6 ayda bir güncellenince limitler de 6 ayda bir hani artmış oluyor. Dolayısıyla aslında kredi kartı limitleri genellikle hep en işte düşük gelirli kesimde normalde %60, %70 arasında doluluk gösterirken şimdi oralarda bile nispeten daha boş görünüyor. Ne dersiniz? Doğru. Şimdi aslında kredi kartı limitleri gelir artışıyla birlikte güncelleniyor ama bu talebinizi bankanıza iletmediğiniz takdirde otomatik artan bir alan değil. Yani aslında orada limitlerle ilgili ne kadar hareket alanı vardır bilmiyorum. Daha sınırlı. Burada taksit sayılarıyla ilgili zaten daha önce düzenlemeler yapıldı. Birçok sektörde taksitler kaldırıldı ya da azaltıldı. Dolayısıyla kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılırken Türkiye gerçekliğinden kopmamak lazım. Yani zaman zaman biz mesela çeklerle ilgili konuştuğumuzda dünyanın hiçbir yerinde vadeli çek uygulaması yok. Bizim aslında kanunumuzda da böyle bir tanım yok. Ama çekler hem bir ödeme aracı hem de bir vade sağlama için kullanılan bir araç. Bu da Türkiye'nin geliştirdiği bir model. Bu aslında ithalatı engellemek için yapıyorsunuz ağırlıklı olarak ama o zaman yani Türkiye'de çare bitmiyor ki işte kredi kartına sınırlıyorsunuz, senet geri geliyor. Evet. Senetli ödemeleri geçiyor. Yani hayatın doğal akışına aykırı şey yaptığınızda mutlaka doğruyu buluyoruz. İster istemez oralarda etkili oluyor. Peki şimdi bundan sonraki süreçte özellikle yine ticari krediler bacağını biraz daha derinlemesine analiz etmek isterim. Çünkü ticari kredi tarafında bir çok yoğun işletme sermayesi talebi var. Daha önceki 2 sene boyunca çok ucuza fonlanmış olan şirketlerin orada yaratılmış olan o nasıl diyeyim eforyadan bir şekilde çıkmaları lazım ama çok zorlanıyorlar ister istemez. Bir de zaten hayatın doğal akışında da kendi işletme sermayesinden en azından bir bölümünü banka fonlamasıyla çevirmeye devam eden bir yapıda var. Bu şirketlerin bayağı zorlandığını anlıyorum. Yoksa hani daha önce kredi bulunamıyordu. Bir önceki Merkez Bankası ve BDDK döneminde siz normalde faiz çok düşük ama belirli koşulları, çok katı koşulları yerine getirmeseniz krediye ulaşamıyordunuz. Şimdi krediye ulaşabilirsiniz çünkü çok TL var, çok likitte var bankaların elinde ama fiyat çok yüksek, bu sefer sizin eliniz gitmiyor. Çok doğru. Şimdi ticari işletmelerin, sanayi işletmelerinin şu anda kredi ihtiyacı her geçen gün artıyor. İşletme sermaye ihtiyacı arttığı için enflasyonist dönemde işletme sermaye ihtiyacı artıyor. Vadeler arttığında yine sizin orayı fonlamanız gerekiyor. Şimdi son dönemde faiz oranlarının bu seviyeye gelmesi işletmelerin bu kaynakla yani bankacılık sektörünün kaynağıyla işletme sermaye açığını kapatması kendi içinde bir kısır döngü yaratıyor. Bu maliyet de geliyor zaten. Evet, yani bu maliyeti yönetecek bir karlı sağlamaları çoğu işletme için mümkün değil. Bunu sağlayamayacağı için fiyatına ilave edip yansıtması gerekir. Bu da enflasyon yaratıyor. Maliyet enflasyonuna buradan da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu işletmelerin büyümesini istiyorsak, yatırımların artmasını istiyorsak bunlara yönelik mutlaka daha uygun, cazip kaynaklar temin etmemiz lazım. Burada yatırım avans kredileri, reskont kredileri gibi tarım kredisi, işte KOBİ'lere yönelik esnaf kredileri, KOBİ kredileri yani selektif kredi alanında mutlaka projelerin geliştirilmesi gerekiyor. YİTAK kredileri bunlardan biri. Geçen görüşmemizde de gündeme gelmişti YİTAK kredileri. Merkez Bankası yatırım avans kredileri bu süreçte çok daha önemli hale geliyor. Çünkü yatırım yapmak isteyen işletmelerin %50-55 faiz oranıyla Türk lirası borçlanarak bu yatırımları yapması çok mümkün değil, çok anlamlı da değil. Dolayısıyla ya faizlerin inmesini bekleyecek yatırım için ya da bu tür özel cazip imkanları genişletmemiz gerekiyor. Bir virgül koyacağım. Amerika'dan büyüme rakamı geldi. Dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme %3.3. Beklenti %2. Dolayısıyla aslında bunun üstünde bir büyüme gerçekleştiğinin altını çizmek lazım. Aynı zamanda ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişlerinde de 0.6 ile beklentilerin üzerinde bir artış var. Kişisel harcamalar verisi 2.5 beklenirken 2.8 gelmiş. Aslında ekonominin hala ısısını koruduğuna dair önemli bir veri olduğunun altını çizmiş olabiliriz. Veri seti olduğunun altını çizmiş olabiliriz. Şu an itibariyle euro dolar tarafına baktığımda 1.0895 görüyorum. Dolar endeksi de 103.24'lere geldi. Amerikan oyunlukları 4.14'ler seviyesinde. Şimdi sizin aktardıklarınızın üzerinden biraz daha derinleştirmeye çalışayım. İTAK kredilerinden bahsettiniz. Yatırım taahhütlü avans kredilerinden. Hani bu kadar sıkışmanın olduğu yerde biraz daha orası ön plana çıkacak diye. Fakat orada da aslında koşullar sıkı. 1 milyar lira sınırı var. Yatırıma dönük yapacaksınız. Dolayısıyla yatırım taahhüdüyle yaptığınızda bunun belirlenmiş 293 yanlış hatırlamıyorsam ürün kaleminden bir tanesi olması lazım. İthalatın yerini alıcı bir nitelik ya da döviz kazandırıcı bir nitelik taşıması gerekiyor o ürünlerin. Yani aslında işletme sermayesinden kaynaklanan sorunun çözümü burası değil. İhracatçıysa ve işletme sermayesine ihtiyaç duyuyorsa reskont bunun alanlarından bir tanesi. Hem reskontlardaki akışı nasıl görüyorsunuz hem de hakikaten bu işletme sermayesi problemini çözmek için ne göreceğiz bundan sonrasında? Şimdi yatırım avans kredisiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapayım müsaadenizle. Merkez Bankası'nın geçen sene başlattığı, 2023'te başlattığı bir projeydi. Yaklaşık 150 milyar TL'ydi. O günün şartlarında kabaca 10 milyar dolarlık bir hacmi hedeflemişti. Merkez Bankası'ndan edindiğim bilgilerle söylüyorum. 800'e yakın işletmeye 67 ilde krediler kullandırıldı. Ve bunların sağlayacağı imkanlar, cari açığı düşürmeye dönük imkanlar yaklaşık yıllık 8 milyar doları kapsayacak bir büyüklüğü ifade ediyor. O dönemdeki yapılanla bugünkü arasında en temel fark limitlerdi. Orada limit sınırlaması yoktu. Yani 100 milyonluk yatırım yapsanız da o krediden yararlanabiliyordunuz. Şimdi 1 milyar ve üstü bir taleple gidebiliyorsunuz. Neticede o günün şartlarında yapılan kredi paketlerinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Uygun imkanlar sağlandı ve bu imkanlar ülkenin cari açığını düşürmeye hedefliyordu. Enerji, turizm ve ithal ikamesi ürünlerin üretilmesine dönüktü. Bugün de Merkez Bankası 3 yılı kapsayan 300 milyarlık bir paket açıkladı. Her yıla 100 milyar olacak şekilde. Bunlar yatırım tarafı. Ama bu arada bir şey daha söyleyeyim. 100 milyar lira Türkiye'nin bugünkü ölçeğinde bu kadar enflasyonist ortamda küçük bir para. 3 milyar dolar. Hani hakikaten burası artık 1 trilyon dolarlık ekonomi. Evet. Dolayısıyla yatırımı sadece yıllık işte kabaca 3 milyar, 3,5 milyar dolarla fonlamak çok kolay olmasa gerek. Yani bir de zaten 3 yıl 300 milyar lira dediğinizde bu sene %40 enflasyon olsa gelecek seneki 100 milyar liranın 40 milyarını enflasyona boğdurmuş oluyoruz. Herhalde bir limit güncellemesi gelir bir yerden sonra. Kesinlikle. Yani zaten yatırımcıların da bu yönde talepleri var. Muhtemelen ekonomi yönetimi bunları dikkate alıyordur. Şimdi ihracat tarafında reskont kredilerinde limitler arttırıldı. O tarafta başta Exim Bank olmak üzere banka aracılığıyla kullandırılan reskont kredileriyle ilgili ihracat tarafında çok sorun olmadığını görebiliyoruz. O tarafta işler yürüyor gibi. Ancak diğer işletmelerin işletme sermaye açıklarının giderici krediye erişimde ciddi bir problem var. Bu şartlarda bu imkanlar ve maliyetlerle işletmelerin bunu yönetmesi çok zor. Onun için işletmeler kendi öz kaynaklarıyla yapabildikleri kadar işlem yapıyorlar ya da alım satım arasındaki vadelerle bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Aksi halde banka kredisiyle işletme sermayesini gidermeye çalışmak maliyetleri çok arttırıyor. Onu yönetecek işletme çok fazla değil. Yılın sonuna doğru eğer hakikaten enflasyon biraz daha yönünü aşağıya çevirmiş olursa, o dönemde dün işte Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın altını çizdiği konulardan bir tanesi buydu. Yani bu faizlerle yatırım falan beklememek lazım diye. Hakikaten olacak gibi değil. Bütün banka genel müdürleri de aynı şeyi söylüyor. Zaten biraz matematik bilen herkes de aynı şeyi söylüyor. Ama bunun ötesine geçtiğimizde, eğer yılın sonuna doğru geldiğimizde hakikaten enflasyon aşağı doğru dönerse, acaba oralarda değişken faizli kredilerle bir miktar daha iştah söz konusu olabilir mi? Bankalar biraz daha buralara yönelebilir mi? Ne dersiniz? Çok güzel bir soru bu. Zaten mevcutta da eğer YİTAK kredisinden yararlanamıyorsa ya da başka bir alternatif üretemiyorsa kendi kaynağıyla, yabancı kaynak kullanma ihtiyacı olan işletmelerin uzun vadeli kredi kullanacaksa TR Libor, TRLF artı bir spreadle bir bankasından bunu temin etmesi mümkün. Şu anda da mümkün. Ama tabii çünkü 45'in üstüne gidince o pek makul olmuyor şu an, ama yıl sonu için bakmak lazım. Ama işte sizin sorunuzun cevabı burada. Uzun vadeli aldığınız değişken faizli bir kredi olduğu için faizlerin enflasyon düşmesine paralel düşeceğini varsayarak, ilerleyen dönemde faizlerin düşeceğini satın alarak işletmeler bu tür ihtiyaçlarını TLRF artı bir spreadle bankalarından kullanabilirler. Bu da iyi bir yöntem. Bugünden de eğer faiz şu anda zirveyi bulduysa artık, Merkez Bankası durdum dedi ya. Evet. O önemli yani. TLRF'de bir yerde duruyor artık. Dolayısıyla maliyet görebilirsiniz. Bundan sonraki dönem için birkaç ay, belki yılın sonuna doğru 6-8 aylık süre içerisinde sizin aleyhinize de çalışabilir. Ama Merkez Bankası tabii faizin düşmesi için enflasyonun düşüşünü göreceğini de söylüyor. Dolayısıyla hani o noktaya kadar zararına çalışabilir, ama bir aşamadan sonra faiz inecekse o faizin işine paralel biraz daha makul yerlere gelme olasılığı da söz konusu olabilir. Olabilir ve işletmeler için bu fırsat da olabilir şu anda. Çünkü bankaların elinde kaynak var. Uygun müşteri bulduğunda da bu kaynağı spreadlerini düşürerek, yani kar marjlarını aşağı indirerek müşterisine bunu plase edebilir. Çünkü bankanın elinde tuttuğu kaynak da el yakıyor. Yani evet, o da iyi bir kaynak değil banka açısından. Dolayısıyla iyi müşterisine iyi fiyatla, iyi spreadlerle verebilir. O zaman işin bir de diğer bacağına dönelim. İşte ihracatçılar özellikle çok zorlanıyorlar. Marjı dar ihracatçılar çok zorlanıyorlar. Bir tarafta hakikaten onlar açısından da işçilik ücretlerinin çok ciddi yukarı kaydığı, enerji maliyetlerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü ve pazarlarının da daraldığı bir ortam var. Başta tekstil, hazır giyim, konfeksiyon olmak üzere. Bu dar marjla çalışan ve sektörel güçlük yaşayan, aynı zamanda TL'de de reel bir değerlenme olduğu için buradan da dayak yiyorlar. Bu sektörler için nasıl bir çıkış var? Var mı bir çıkış? Makinesini alan Mısır'a kaçıyor çünkü. Şimdi özellikle ihracatçılar birlikleri çok dile getiriyor, ama onların içinde özellikle dile getirenler tekstil sektörü, tekstil konfeksiyon sektörü. Şimdi bunlar emek yoğun sektörler. Geçmiş yıllarda emek yoğun sektörler bizim gibi ülkelerde karşılaştırmalı üstünlük teorisine uygun iken şimdi çok uygun olmayabilir. Yani işçilikler bizde de belli bir seviyenin üzerinde. Dolayısıyla bir Pakistan'daki işçiyle Türkiye'deki işçiyi rekabet ettiremezsiniz. Ya Vietnam, Kamboçya, Pakistan, Pakistan'da 100 dolar, 500 dolar oradan. Pakistan bilmiyorum ama. Tabii Pakistan'ı bildiğim için örnek verdim. Rekabet edemeyiz yani. 100 dolar olduğu için oradaki bir tekstil konfeksiyon rekabetiyle Türkiye'nin ancak çok kaliteli ürün, katma değerli ürün üretirseniz yapabilirsiniz. Onun için üretim araçlarının zamana göre değişmesi gerekiyor. Eğer siz rekabet edici bir sektöre adım atamıyorsanız, farklılaşamıyorsanız başka alternatif aramanız gerekiyor. Nasıl olacak peki? Yani buralar çünkü çok emek yoğun olduğu için çok da istihdam taşıyor. Şimdi burada en çok tartışılan, yıllardır tartışılan bir konu. Bunun tek bir formülü yok tabii ki. Ama mutlaka bu sektörlerin katma değerli üretime geçecek markalaşmayı sağlaması lazım. O da tabii bugünden yarına olacak bir şey değil, tabii biliyoruz. Tabii. İsmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı başlamak üzere. Başkan Christine Lagarde şu an itibariyle geldi. Basına poz veriyor. Ardından da başkan yardımcılarıyla birlikte faiz kararı sabit bırakmak şeklinde olmuştu. Hem gerekçelerini hem detaylarını aktarmaya başlayacak. Biz de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına döneceğiz. Piyasanın beklentisi biraz daha hızlı bir faiz indirimiydi. Avrupa Merkez Bankası ise yaz sinyali vermişti. Lagarde Davos'ta Bloomberg'e vermiş olduğu mülakatın içerisinde. Onun detaylarını dinleyeceğiz. Bakalım neler söyleyecek Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Lagarde'la beraberiz. Burada ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı De Guindos bize eşlik ediyor. Şimdi burada olan kişilerin haricinde video üzerinden bize bağlananlar da var. Ve orada biraz konuşurken mikrofonunuzu açarsanız seviniriz. Ben bu arada Wolfgang Kreutzel ve şimdi ben sözü Sayın Lagarde'a bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Wolfgang ve herkese iyi yıllar dilemek istiyorum. Bu yılın başından beri birbirimizi görmedik. Biraz geç oldu ama güç olmasın. Başkan yardımcısı ve ben sizleri bu yılın ilk faiz toplantısında hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün yönetim kurulu 3 ana faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Elimize ulaşan veriler daha önceki verilerimizi ve orta vadeli enflasyon beklentilerimizi teyit eder nitelikteydi. Enerji konusuyla alakalı olarak manşet enflasyonla alakalı baz etkisini gördüğümüzde enflasyonun aşağı getiren gelişmeler devam etti ve önceki faiz artışlarımızda etkili bir şekilde finansman koşullarında kendisini göstermeye başladı. Sıkı finansal koşulları talebi baskılıyor ve bu da enflasyonu aşağı getiren bir gelişme oluyor. Biz burada enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefimize zaman içerisinde ulaşma konusunda kararlıyız. Mevcut koşulları değerlendirdiğimiz zaman Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları şu anda yeterli bir süre için bu seviyelerde kalarak bizi bu hedefe getirecektir. Önümüzdeki dönemde alacağımız kararlar politikamızın gerekli olduğu takdirde sıkı kaldığı sürece gerçekleşecektir. Veri yaklaşımlı karar mekanizmamızı devam edeceğiz ve burada sıkılaşmanın ne kadar süre devam edeceğine de gelen verilere göre bakacağız. Ve enflasyon öngörünümüne bakınca da ekonomik veriler burada belirleyici olacak. Enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikasının geçişkenliği konusunda zamanla karşımıza çıkacak. Bugün alınan kararlar basın bülteninde web sitemizde yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz daha detaylı olarak ekonomiyi nasıl gördüğümüzü, enflasyonu nasıl gördüğümüzü paylaşacağım. Sonrasında finansal ve parasal koşulları da aktaracağım. Ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman Euro bölgesi ekonomisi son 2023'ün son çeyreğinde biraz durgunluğa uğradı gibi duruyor. Elimizdeki verilere baktığımız zaman yakın gelecekte zayıflamaya işaret ediyor. Ama bir şekilde elimize ulaşan geleceğe ilişkin anketler önümüzdeki dönemde büyümenin canlanacağını öngörüyor. İstihdam piyasası güçlü durmaya devam etti. İşsizlik oranı %6,4 seviyesinde gerçekleşti Kasım ayında ve Euro kurulduğundan bu yana, hayata geçtiğinden bu yana en düşük seviyeye geldi ve iş gücüne katılım oranı da yüksek seviyelerde bulunuyor. Aynı zamanda iş gücüne talepte bir miktar artış var ve burada daha az açık iş pozisyonları olduğunu görüyoruz. Hükümetler enerjiye dayalı olan destek mekanizmalarını bir şekilde azaltmaları gerekiyor. Çünkü bu orta vadeli enflasyon beklentilerini yukarı taşıyor. Mali politikalar hayata geçirilirken ekonomimize daha rekabetçi olması gerekiyor ve aynı zamanda yüksek borçluluk oranları, kamu borçluluk oranlarının da aşağı gelmesi gerekiyor. Yapısal reformlar Euro bölgesinin arz kapasitesini canlandırmalı ve Next Generation EU programı ile beraber burada biraz daha orta vadede fiyat baskılarının azalması bekleniyor. Hem dijital hem de yeşil dönüşümde bu programla beraber devam etmesi bekleniyor. Ecofin tarafına bakınca da hükümetlerin burada yönetimle ilgili aldığı kararların bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Böylelikle gecikmeden yeni kuralların hayata geçmesi gerekiyor. Bir taraftan da Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve hayata geçmesi ve Bankacılık Birliği konusunda da tamamlanmanın sağlanması gerekiyor. Enflasyona döndüğümüz zaman %2.9 oranında arttı Aralık ayında ve daha önceden bazı mali alınan kararlar o konudan bir noktada aşağı getirildi. Bundan muaf tutuldu ama yine de beklentilerin altında geldi. Bazı etkisine baktığımız zamansa enflasyondaki azalmanın o trendin devam ettiğini gördük. Gıda enflasyonu %6.1 seviyesine geriledi Aralık ayında. Enflasyon gıda ve enerjiyi hariç tuttuğumuz zaman çekirdek enflasyonu %3.4 seviyesine geriledi ki bu da mallar enflasyonunda, ürünler enflasyonunda %2.5'e gerilediğini görüyoruz. Hizmetler tarafında %4 seviyesinde biraz daha sabit bir durum oluştu. Enflasyonun bu yılın geri kalanında aşağı gelmesini bekliyoruz. Daha önceki yaşanan enerji şokları, tedarik zincirindeki şoklar ve pandemi sonrasında açılan ekonomiler ve tabii ki pandemi sürecinde alınan mali politikaların etkilerini görmeye devam ediyoruz. Enflasyonun altında yatan bütün bu gelişmeler bir noktada aşağı geldi gibi duruyor ve istihdam tarafında bir noktada üretkenliğin azaldığını görüyoruz ve bu da fiyat baskılarını yükseltici gelişmelerden bir tanesi oluyor. Aynı zamanda enflasyon baskısı ücretler tarafında bir miktar devam ediyor. Kısa vadeli enflasyon beklentilerine bakınca ciddi anlamda bir geri çekilme oldu. Ancak uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Şimdi risk değerlendirmesi yapalım. Risk görünümüne baktığımız zaman ekonomik görünümle alakalı aşağı yönlü bir durum var. Büyüme yavaşlayabilir. Eğer burada beklentilerin üzerinde para politikası etkisini gösterirse böyle olur. Daha düşük büyüme küresel ekonomide yaşanırsa veya ticari gelişmeler küresel çapta yavaşlarsa bu da bir şekilde büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu adaletsiz savaş konusu ve Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler, bunlar da firmaların ve şirketlerin biraz daha önümüzdeki döneme ilişkin olarak güven duymayacağı bir ortamı oluşturabilir. Ancak büyüme yüksek olabilir. Hangi koşullarda olabilir dersek beklentilerin üzerinde yapılan harcamalarla olabilir ya da küresel ekonomi beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı gösterirse olabilir. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler yükselen, özellikle de Orta Doğu tarafında yükselen jeopolitik risklerle olabilir. Özellikle petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseliş kaydettirebilir. Bir taraftan küresel ticaret olumsuz etkilenebilir. Aynı zamanda enflasyonu yukarı taşıyabilecek gelişmelerden bir tanesi de şu: ücretlerde beklentilerin üzerinde bir artış olursa ya da kar marjları daha dirençli şekilde yaşanırsa. Ama buna karşın enflasyon aşağı yönlü bir sürpriz yapabilir. Bu da beklentilerin üzerinde para politikasının etkilerini görürsek ya da dünyadaki ekonomik görünüm beklentilerin haricinde kötüleşirse bu olabilir. Kısa vadede enerji fiyatları son gelişmelerle beraber piyasa beklentileriyle alakalı olarak petrol ve gaz fiyatlarına bağlı olarak burada da farklı bir durum oluşturabiliriz. Parasal ve finansal koşullara bakalım. Piyasa faizleri son toplantımızdan bu yana biraz yana doğru hareket etti. Bizim sıkılaştırıcı para politikamız geniş kapsamlı ekonomik ve finansal koşulları etkilemeye devam ediyor. Şirketlerin borçlanması %5.2 seviyesine geriledi Kasım ayında. Mortgage faizleri de %4'e yükseldi. Yüksek borçlanma maliyetleri yatırım planlarını bir noktada baltalıyor. Hane halklarının daha az borçlanmasını sağlıyor ve bu da son anketimize göre de kredi talebini aşağı çekiyor. Bir noktada burada sıkı kalmaya devam edecek gibi duruyor ve bankalar bir şekilde müşterilerinin bazı risklerle karşılaşabileceğinden endişe ediyor. Kredi dinamiklerine baktığımız zaman bir miktar iyileşme olduğunu görüyoruz ama genel olarak zayıf kalmaya devam ediyor. Firmalara verilen borçlar bir önceki yıla kıyasladığımız zaman yavaşlıyor. Kasım ayında bir miktar daralma gerçekleşmişti ve burada kısa vadeli kredilerde biraz daha toparlanma bekliyor. Hane halklarına verilen borçlanmada da %0.5 seviyesine gerçekleşti. Özetlemek gerekirse bugün yönetim kurulu 3 ana faizde sabit bırakma kararı aldı. Enflasyonun bizim %2'lik orta vadeli hedefimize zaman içerisinde dönme konusunda kararlıyız ve şu anki değerlendirmelerimize baktığımız zaman ana faiz oranlarımız yeteri kadar devam edecek sürece bu hedeflerimize ulaşmakta büyük rol oynayacak. Önümüzdeki kararlar bizim politika kararlarımızı, faiz oranlarımızın yeteri kadar devam ettiği sürece, gerekli olduğu kadar sıkı kalacak. Verileri takip etmeye devam edeceğiz ve burada bu gelen verilere göre sıkılaşmayı takip edeceğiz ve her ne olursa olsun elimizdeki tüm araçları hedeflerimiz doğrultusunda kullanmaya hazırız. Çünkü orta vadeli enflasyon hedefimiz %2 ve buna geri dönmek istiyoruz. Ve burada para politikası geçişlerini de takip edeceğiz. Şu anda sorularınızı alabiliriz. İlk soru Bloomberg'ten geliyor. Çok teşekkürler sorularımızı aldığınız için. Öncelikle faiz oranlarıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Geçen hafta Davos'ta faiz indirimlerinin yaz aylarında gelebileceğini söylediniz. Ama bu aslında aynı benzer sözel yönlendirme meslektaşlarınızdan gelmişti. Acaba bir zamanlama var mı kafanızda? Ve bugün işte Almanya'dan biraz zayıf veriler geldi. Buna ne dersiniz? Bu konuşuluyor mu? Acaba Davos'ta söylediklerinizin arkasında duruyor musunuz? Yaz aylarında bir indirim gelebilir mi? Yani bu sizin Mart şu anda hiç ihtimal yok mu? Ve ikinci olarak da jeopolitik riskleri sormak istiyorum. Bir şekilde tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar enflasyonu yukarı taşıyabilir dediniz. Bugün de söylediniz bunu ve Holtzman sizin meslektaşınız bu konuyla alakalı olarak enflasyondaki bu risklerden dolayı bir iyileşmeyi çok fazla ciddiye almamamız gerektiğini söylemişti. Acaba bu konuyla ilgili nasıl bir endişe var ve riskler nasıl materyalize olabilir? Yani eğer tekrardan burada örneğin gemi maliyetleri ya da tedarik zincirlerindeki bozulmalar harekete geçerse farklı bir politika güdecek misiniz? Evet, çok teşekkürler bu soru seriniz için. Öncelikle şöyle bir durum var. Biraz prematüre oldu faiz indirimlerini konuşmak ve buna ek olarak da ben daha önceden yaptığım konuşmanın arkasında duruyorum. Yani sizin televizyonunuzda bu söyleşiyi, bu mülakatı vermiştim Bloomberg'e ve bu konunun arkasında duruyorum. Yani ben en azından benim söylediklerime yapılan yorumları değil ama benim söylediklerimin arkasındayım ve burada masada alınan kararlardan bir tanesi şuydu. Verilere bağlı olmamız konusu devam etmesi gerekiyor. Bir takvim yok elimizde. Bir veriye bağlı ya da bir takvime bağlı hareket etmeyeceğiz. Ve daha önceden de para politikası metninde de bunu belirtmek istedim. Önümüzdeki aylarda tabii ki buna karşı açık olacağız. Ama şimdi özellikle tedarik zincirlerindeki sıkılaşmayı, bu darboğazlardan bahsettiniz. Belki orada arz tarafında tedarik zincirlerindeki hareketlerle oralarda biraz tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Pandemideki gibi bir çoklu şekilde görmüyoruz bu krizi. Çünkü pandemide bambaşka bir nokta vardı. Genel olarak bütün lojistik zincirlerinde çok sıkıntılar vardı ama tabii ki bu krizi de çok yakından takip ediyoruz hepinizin olduğu gibi. Çünkü burada navlun yükselmiş durumda, teslimat tarihleri gecikiyor ve daha önceki duruma göre, yani 2020-2021 dönemine göre de burada gemi talepleri daha fazla artmış durumda. Maliyetler artıyor. Bunların hepsinin etkilerini görüyoruz. Yani burada bu konuyu takip eden herkes şunu söyleyebilir. Bunun belki biraz daha orta bir etkisi olabilir. Yani belki %1.5 oranında bir büyüklüğe sahip belki burada gemi ticareti, toplam ticaretin, ama tabii ki bütün bunların hepsini çok yakından takip ediyoruz ve IMF'ye, OECD'ye ya da işte kime bakarsanız bakın, eğer o bölgedeki bu çatışmalar daha fazla devam ederse o zaman daha farklı bir risk konuşuyor olabiliriz ve işte burada maliyetler, enerji olsun, emtia fiyatları olsun, burada yukarı gidecek mi? Bunları takip edeceğiz. Teşekkür ederim. CNBC. Evet, çok teşekkürler. Sayın Lagarde, şunu sormak istiyorum. Çünkü her zaman buradaki ücret verilerinden bahsediyorsunuz. Çok fazla veri var aslında bu alanda. Siz direkt olarak neye bakıyorsunuz ve önümüzdeki yıl, yani bütün yıl bu ücret rakamlarına bakabiliriz, ücret verilerine, ama acaba bu, ben tekrardan bu yazla ilgili söylediğiniz şeye dönmek istiyorum. Acaba Haziran iyi bir durum, iyi bir yıl, iyi bir ay olabilir mi faiz indirimlerine gitmek için? Acaba size biraz daha temel oluşturur mu faiz indirimlerini hayata geçirebilmek için, ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Ücretle ilgili sorunuz için teşekkür ederim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bizim çok yakından takip ettiğimiz bir alan. Aynı zamanda burada istihdamla ilgili diğer gelişmelere de bakıyoruz. Kendi baz senaryomuzu bunlara göre değerlendiriyoruz ve şunu da hatırlatmak isterim ki ücretlerdeki artış bir noktada karlılıklarda belki aşağı yönlü bir hareket getirebilir. Buradaki birim fiyatlarında bir aşağı yönlü hareket olabilir. Genel olarak ücret verileri biraz daha geçmişe bakar derler ve işte belki bu biraz daha geçmişe bakıp değerlendirmemiz gereken bir veri. Belki de şu anda elimizde işte Ekim ayına dayanan bir veri var ve buna ek olarak ne var elimizde derseniz farklı endeksler de var ki bunlardan bir tanesi İrlanda'dan geliyor. Kendi baş ekonomistimiz Philip Lane'in hayata geçirmiş olduğu bir endeks ki orada herhangi bir anlaşmanın nasıl olduğuna bakıyoruz ve aynı zamanda çok sürdürülebilir bir şekilde bunu takip ediyoruz. Bir başka veri de ki aslında ücretle çok alakalı değil ama istihdam piyasasının sıkılığını ölçen bir başka endeks var ki o da bütün, özellikle internetteki bütün iş ilanlarını takip ediyor ve burada da işte bir gerilimi yansıtabilen bir endeks ve şu an itibariyle bu sıkılığın nereye doğru gittiğini bize gösterebilen bir endeks ve bir taraf ya da diğeri için bir görüşmelerin devam ettiğini görmek mümkün oluyor. Bu indikatörlerin hepsini çok yüksek seviyelerde görüyoruz. Aynı zamanda gördüğümüz şey şu, bu ücret verilerini takip ederken istikrar olacak ki bu aslında basın bülteninde de yer alıyor. Aynı zamanda biraz boşlukların Yani iş boşluklarının, boş iş pozisyonlarının biraz aşağı geldiğini görüyoruz. Ve burada çok ulusların merkez bankalarıyla, ülkelerin merkez bankalarıyla bunu yapıyoruz. 20 üye ülkenin merkez bankaları başkanlarıyla, oranın kişileriyle bir şekilde bunları yürütmeye çalışıyoruz ve yani farklı farklı pek çok açıdan bakmaya çalışıyoruz ve bugün itibarıyla önümüzdeki dönemde tabii ki ücretlere dair tam bir kesin yargıda bulunmak çok zor ama tabii ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim ücretleri takip eden verilerimize bakınca orada ücretli çalışanların %40'ı yeni bir maaşla karşılaştı. Aralık ayı itibariyle yani %40 oranında onların daha yani geçen yılın son ayının sonunda kendi anlaşmaları bitmişti ve yani burada iş gücünün %40'ının bir şekilde yeniden ücretleri vesaire bunların hepsinin daha belirlenmesi gerekiyor ve bizim de burada ücretleri takip eden endeksimiz de olacak ve bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu veriler bizim elimize geçecek ve bu da bilgi zengini olacak. Ücretler konusunda nerede olduğumuzu bize iyi bir şekilde gösterecek. Daha önce de söylemiş olduğum gibi biz verilere bakıyoruz kararlar verirken ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya alıyoruz. Bugün verdiğimiz kararlarsa şöyle, enflasyon öngörünümüzü üzerinden geçtik. Elimize ulaşan verilere baktık son birkaç haftada, yani Aralık toplantımızdan bu yana. Orta vadeli enflasyon beklentilerimiz bizim Aralık'ta öngördüğümüz şekilde gerçekleşti. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise şu, çok dikkatli bir şekilde enflasyonun altında yatan sebeplere ilişkin verilere bakıyoruz ve burada da aşağı yönlü bir hareket var. Genele yayılmış şekilde tüm endikatörlerde biraz aslında ev enflasyonu hariç. Enflasyon beklentilerine de bakıyoruz ki burada biraz daha hem piyasa beklentileri, anket beklentileri vardı ve işte kısa vadeli olarak baktığımız zaman ve orta vadede de %2'lik hedefimize yaklaşan nitelikte ve tabii ki enflasyon rakamlarına da bakıyoruz son elimize gelen verilere ve hepiniz şunu gördünüz aslında %0,5 gerilemiş oldu Kasım ayını kıyasladığımız zaman ama bunu baz etkileriyle gerçekleştiğini de söyleyebiliriz ki Almanya'daki hesaplamalar dahilinde ve bizim beklentilerimizin altında geldi. Ama tabii ki bir taraftan da bizim bir dezenflasyon sürecinin de yaşandığını tam olarak gösterdi. Bunu söylemem gerekir çünkü enflasyona bakıyoruz, enflasyonun altında yatan verilere bakıyoruz, para politikasının geçişkenliğine bakıyoruz ve burada aslında elimizde bir noktada özellikle bankaların kredi mekanizmalarının verilerinde de iyi bir tablo bizi karşılıyor. Teşekkürler sorumu cevapladığınız için. Şimdi verilere bakıyorsunuz ama bir taraftan da burada İlkbahar aylarının sonunda yarınlanmayacak bunlar. Acaba bunlar biraz geç değil mi? Ve acaba prematüre dediğiniz zaman bu konuyu biraz açabilir misiniz? Çünkü acaba biraz bir faiz indirimi konusunda sizi endişelendiriyor mu? Yani bu o yüzden mi öyle dediniz? Evet, bu konuyla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyebileceğim şey şu. Bugün biz yönetim kuruluyla masada otururken şu anda faiz indirimlerine tartışmanın erken olduğunu düşündük. Bu kadar basit. Bir tane daha sorunuz vardı. Ücretlerin yayımlanmasının tarihiyle alakalı olarak Önümüzdeki dönemde pek çok farklı veri elimize ulaşacak. Önümüzdeki aylarda projeksiyonlarımızı paylaşacağız Mart ayında ki bu da enflasyon görünümüne ilişkin olarak elimizde güzel veriler olacak. Bir şekilde patikada olup olmadığımızı görme şansımız olacak. Aynı zamanda 2 tane enflasyon verimiz de olacak. Hem Ocak hem Şubat verisi Mart toplantısından önce ve evet haklısınız, belki ücretler verileri, ücretlere ilişkin veriler daha geç gelecek ama sadece yani biz ücretlere odaklanmış değiliz. Tabii ki ücretleri çok yakından takip ediyoruz. Çünkü hizmetlerin önemli bir bileşeni ve o noktada enflasyonu alt taraflarına bakınca ki aslında hala yapışkan olduğunu görüyoruz. Yani orada aynı şekilde kalan hizmetler tarafında enflasyonun %4 seviyesinin sabit kaldığını gördük Ekim'le Kasım arasında. Dolayısıyla hala orası yapışkan ve inatçı olmayı sürdürüyor. Çok teşekkürler. 2 sorum var. Öncelikle burada ücret artışlarına sormak istiyorum. Nelere baktığınızı sormak istiyorum. Acaba şunu düşünmek adil olabilir mi? Ücretlere odaklanıyor olmanız ücret artışlarının hızının azalması mı anlamına geliyor bir faiz indirimi yapmadan önce? Yoksa burada istikrar mı olması gerekiyor? Yani bu veriler tam olarak sizin için ne ifade ediyor? İkinci olaraksa biraz daha uzun vadeli bir sorum olacak. Acaba nötr faiz oranlarını nerede görüyorsunuz ve sizce nötr faiz oranları yukarı geliyor mu? Yani son birkaç yıl içerisinde gördüğümüz orada bir şekilde bir değişim var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim ikinci sorunuz için. Evet, şimdi ücret artışlarıyla alakalı. Sanıyorum hepimizin gördüğü şey şu, yani bir şekilde daha önceki ücret rakamlarında da baksanız, işte burada üzerinde çalışılmış ücretler ve ödemeler dışı kalan buralarda biraz bir geri çekilme görüyoruz. Yani patika olarak doğru yönde olduğumuzu görüyoruz kendi perspektifimizden. Acaba bir stabilize olması ya da düşmesi gerekir mi diye sordunuz. Ama zaten halihazırda geri çekiliyor. Açıkçası bizim umudumuz şu, ücretlerde bir artış var ve hala biliyoruz bunu ve işte %5.2 ya da işte %4.3 seviyelerini görüyoruz. Hangi gelişmeye bakarsanız burada farklılıklar gösterebiliyor ama özellikle de birim kar tarafında bir değişiklik var. Yani enflasyonu körükleyici bir rol oynamıyor ki bu da aslında ikincil bir etki yaratırdı ve şu anda bunu görmüyoruz. Dolayısıyla biz şu anda Aralık ayının baz verilerine baktığımız zaman kar birimi biraz daha aşağı gelecek gibi duruyor ve para politikamızda duruşun bu şekilde olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda çalışanlar içinde bir şekilde ara kapanılacak gibi duruyor. Ve işte bu noktada 2024'ün başı itibariyle biraz daha iyileşme bekliyoruz ve işte enflasyon aşağı gelirken ücret artışları devam ediyorsa bir noktada tüketim canlanabilir. Şimdi ikinci sorunuza cevap vermeyeceğim Martin, çünkü burada gerçek cevap şu, tam olarak emin değilim ve şu an size verebileceğim en dürüst cevap bu. Bir oyun oynayabilirim ve size şimdi belki biraz daha yüksek diyebilirim ama şu an itibariyle o noktaya gelene kadar, nötr faiz oranlarını görene kadar bunu söylemeyeceğiz. Ve politika yapıcılar olarak bence bizim herhangi bir şekilde bu konuda bir beklenti içerisinde olmamamız ama gerekli adımları, gerekli politika kararlarını almamız gerekiyor. Enflasyonu %2 seviyesine getirebilmek için. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman hala bir şekilde iyimserlik var. Ve tabii ki Avrupa Merkez Bankası verilere bakacak ama Nisan'da bir faiz indirimi mümkün olur muydu? İkinci olaraksa büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler olduğunu söylediniz. Acaba dezenflasyon bir şekilde sizin aralık projeksiyonlarınızı takip ediyorsa büyümeyle ilgili de aynı beklentileriniz var mı? Evet, Ocak ayındayız ve 2024'ün ilk çeyreği Mart'ta sona erecek ve şu anda çok prematüre olduğunu düşünüyorum. Büyümeyle alakalı herhangi bir projeksiyon yapmanın ve bir sonraki toplantımız Mart'ta bu konuyla alakalı tahminleri paylaşıyor olacağız. Projeksiyonlarımızı paylaşacağız. Diğer sorunuza istinaden bence genel olarak bir politikamıza baktığımız zaman bir şekilde dezenflasyon sürecinde daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor ve bu olmadan önce enflasyonun hedefe ulaşacağından zaman içerisinde, bizim istediğimiz zaman içerisinde ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağından çok emin olamayız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci evet var, bu işe yarıyor ama biraz daha bu konuda yol kat etmiş olmamız gerekiyor. Tam kendimize güvenmemiz gerekiyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefte olması konusunda. Size bu konuyla alakalı olarak biraz böyle ipuçları vermeye çalışıyorum ama bu aslında sözel yönlendirme değil. Size buradaki bizim takip ettiğimiz mekanizmayı anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemlerde de takip edeceğimiz veriler ışığında. Merhabalar herkese. İlk sorum şununla alakalı. Acaba neden sürdürülebilir bu özellikle işte ücretler tarafında bazı değişikliklere gittiniz. İkinci olaraksa bir anketten bahsettiniz bu haftanın başında yayımlanan ve işte sizin burada başkanlığınızdan çok fazla memnun değiller gibi duruyordu. Ne dersiniz bununla alakalı olarak da? Evet, orada ya da burada direkt olarak neler çıkarıldı metinden, neler eklendi vesaire. Buna çok fazla dikkat etmemeniz gerekiyor. Çünkü biz bir şekilde prensipte para politikamız çerçevemizi bunları kendi yaptığımız tartışmalar çerçevesinde yapıyoruz. Ama işte burada bir kelime, orada bir kelime çok fazla aslında oralara ağırlık vermezdim. Sizin yaptığınız gibi böyle bir okuma yapmazdım. Yani biz şu anda biraz daha basit olmaya çalışıyoruz. Kendi beklentilerimizde daha az kelime kullanmaya çalışıyoruz. Normal olmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda belki işte paragrafların yeri değişebilir, bazı kelimeler değişebilir. Lütfen buna çok fazla dikkat harcamayın. Diğer taraftan örneğin işte bazı cümlelerin çok böyle regüler olarak, çok fazla düzenli olarak görüldüğünü görürseniz o zaman ona dikkat edebilirsiniz. Avrupa Merkez Bankası'nda pek çok farklı anket yapıyoruz ve çok teknik olarak da anketlerimiz var. Bizim burada güvenilir şekilde anketlerimiz var. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu anketlerde biz burada çalışanlarımıza Avrupa Merkez Bankası'na çalışmaktan memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Ve %60 civarında, onun biraz üzerinde cevaplanıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası'na çalışmaktan mutlu musunuz diye sorduğumuz zaman %80 oranında evet ECB'de çalışmaktan memnun oluyorum demişti. İkinci soru da şuydu sorduğumuz, herhangi bir arkadaşınıza burada çalışmayı tavsiye eder misinizdi? Ve bunun cevabı da %75 civarında evet şeklindeydi. Bir başka çokça sorulan soru da şu, siz bir şekilde kendinizi bu işe hakim hissediyor musunuz dediğimiz zaman %90'ın üzerinde evet cevabı aldı. İşte mutluluk, memnuniyet vesaire pek çok farklı soru vardı ve bu gibi teknik cevaplara çok dikkat ediyoruz ve bunlara göz önünde bulunduruyoruz.